Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bugün Asus marka X553S modelli notebook'umuzun RAM'ini de değiştireceğiz ve ayrıyeten normal hard diskin yerine SSD hard disk takacağız. Şu şekilde kullanacağımız notebook RAM'i, G-Skill'in 8 GB'lık RAM'i. Bilgisayarımızda maalesef bir tane RAM slotu var. Onun için 8 GB benim için yeterli. Normal orijinali 2 GB. Şu şekilde Kioxia'nın 480 GB'lık bir SATA SSD'si var. 2,5 inçlik. Onu da orijinal hard diskinin yerine takacağız. Zaten orijinal hard diski de 500 GB bir hafızaya sahip. O yüzden herhangi bir değişiklik olmayacak. Şimdi bunun için arka kapağımızı sökmemiz lazım. Daha doğrusu klavyemizi sökmemiz gerekiyor. Bu notebookumuzda. Şöyle hemen göstereyim ben sizlere. Arka kapağımızı çevirdiğimiz zaman burada vida yerleri var. Şöyle görüyorsunuz. 4 tane burada. 2 tane şu kenarlarda. 4 tane de bu arka tarafta. Toplamda 10 tane vidalarımız var. Onları sökmemiz gerekiyor. Ben onları söktüm videoya başlamadan önce. Çıkarmamız kolay olsun diye. Daha sonra bilgisayarı normal çevirip şu kenarlarından kastırmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu tırnak yardımıyla ya da herhangi bir böyle kart vesaire o tarz zarar vermeyecek bir ürünle yapabilirsiniz. O kastırma yaptıktan sonra bu klavye kısmı üst kapak olarak çıkıyor komple. Arka kapağı açılmıyor bunun. Şimdi ben o kısmı sizler için göstereyim. Şimdi bu kapağı sökmeye geldi. Şöyle herhangi bir kartı şurada. Önce şurayı biraz esnetip kartın gireceği kadar yer açıp evet şu şekilde zaten tırnakları kendiliğinden atıyor arkadaşlar. Herhangi bir zorluğu yok. Bu şekilde alıyorsunuz. Daha sonra burada klavyenin ve mousepad'in böyle filmleri var arkadaşlar. Bu filmleri şöyle burada beyaz bir şey görünüyor. Bunu böyle kaldırıp beyazı filmi çıkartıyorsunuz. Bu zaten kendiliğinden çıkmış. Burada da aynı şekilde şurada hemen bir siyah oynayan bir parça var. Onu söktüğünüz zaman direkt çıkartabiliyorsunuz. Şimdi bu kısma geldiğimizde arkadaşlar RAM'imiz şu kısmın altında, anakartın altında. Burada hard diskimiz var. Hard diski montajı kolay. Onda herhangi bir sıkıntı yok. Yalnız RAM'imizi değiştirebilmemiz için anakartı oynatmamız gerekiyor. Yani vidalarını söküp onu yukarıya doğru kaldırmamız gerekiyor. Tamamen sökmüyoruz. Burada bataryamız var. Fanımız var. Şu şekilde üstünde hemen ben sizlere göstereyim. Fanda 3 adet var. Bataryada 4 adet var. Hard diskte 4 adet var vida. Anakartın üstünde şu kenarda bir tane. Bir tane burada. Bir tane burada. Bir tane burada. Bir tane de hemen şu iç kısımda var. Burada görünüyor zaten şöyle üstten baktığınız zaman burada gözüküyor vida. O vidaları hepsini maalesef sökmemiz gerekiyor. Aynı zamanda bir tane de burada CD-ROM'da var. CD-ROM'u da esnetmemiz gerekiyor. Bu vidaları hepsini sökmemiz gerekiyor. Daha sonra söktükten sonra böyle batarya kısmından, fandan yukarıya doğru kaldırıp RAM'imize ulaşıyoruz. Şimdi ben bu vidaları söküyüm. Bu kısmı kayda almayayım. Video daha da uzamasın. Vidaları söktükten sonra RAM'in yani nasıl ulaşabiliriz onu göstereyim sizlere arkadaşlar. Ben vidalarını söktüm. Bu kısımda bunu fan kısmını yukarıya kaldıracağımız için şuradaki küçük soketleri çıkartmamız gerekiyor. Şöyle sağından solundan çektiğimiz zaman direkt bunlar çıkıyor zaten. Bir de şu kısım ayrı olduğu için burada da yine şu siyah parçayı yukarı kaldırıp şu filmi çıkartmamız gerekiyor. Yukarıya çıktığında herhangi bir kasma olmasın diye. Şimdi buradan oynatmamız gerekiyor ve bir tane burada vidamız kalmış maalesef. Hemen onu da alalım.
Vida çok olduğu için şey yapabilirsiniz. O yüzden böyle tam kontrol edip de kaldırmaya özen gösterin. Haricinde zorlarsanız bir yere zarar verebilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Batarya kısmından kaldırıyoruz. Şu şekilde anakartı yukarı doğru aldığımızda RAM'imiz burada arkadaşlar. Bir adet DDR3 RAM var. Bilgisayarımızın halihazırda destek üstünde çıkan ve bir adet yuvamız var maalesef. İki olmasını çok isterdik. Daha fazla yani bellek takabilmemiz için. O yüzden şu an için o ikiyi üstünden alıp bizim yeni almış olduğumuz G-Skill'in 8 GB'lık RAM'ini takacağız arkadaşlar. Şu şekilde. Zaten RAM'imizde burada bir çentik var. Onu elinize aldığınızda görürsünüz. Aynı çentiğin karşılığı hemen bilgisayarımızda RAM yuvasının üstünde de var. Hemen şurada gözüküyor zaten. Bunu arkadaşlar o çentiğe dik getirip iyice yerine oturtup şu şekilde bastırmanız yeterli. Oranın montajını da yaptıktan sonra hemen ben toplamaya geçeceğim. Ondan önce hard diskteki 4 tane vidamızı söktüğümüzde arkadaşlar hard diskimiz boşa çıkıyor ve bunun kenarlarında halihazırdaki üstündeki hard diskimizi tutan kasada yani kasaya sabit olmasını sağlayan vidalarımız var. Bunları alıp şu şekilde 3 tane vidamız varmış. Kasadan hard diski çıkarıp yerine yeni almış olduğumuz SSD'mizi takacağız. Şekilde kasayı boşa çıkartıyoruz. Daha sonra bu yeni almış olduğumuz Kioxia'nın 480 GB'lık SSD'si takıyoruz. Şekilde zaten üstündeki de 2,5'luk bir hard disk. Şöyle görebilirsiniz. İkisi de aynı boyutta. Yani herhangi bir uyum sağlamama gibi bir sorunla karşılaşmazsınız. Buradan çıkarmış olduğumuz vidalarımızı bunun üstüne takmamız gerekiyor tekrardan. Evet, SSD'mizin montajı kasaya tamam arkadaşlar. Şu anda ben bunu tekrardan toplama aşamasına geçiyorum. Aynı şekilde indireceğim ve yine ilk başta sökmüş olduğum yerleri sizlere tarif edip daha sonra bilgisayarımı açacağız ve bunun şu anda boş olduğu için içerisi herhangi bir sistem yüklü değil Windows sistemi. Buna bir kurulum yapmamız gerekecek. Şimdi ben toplama aşamasına geçeyim arkadaşlar. Anakart kısmını indirdik. Hepsini yerine taktım. İlk önceliğimiz şuradaki parçayı oturtmak olsun. Onu oturttuktan sonra herhangi bir sıkıntı yok. Daha sonra buradaki ayarlamaları da falan yaparsınız. Onlara herhangi bir şey söylemiyorum. Şuradan sökmüş olduğumuz fanın soketleri var arkadaşlar. Bunları yerlerine takalım ilk önce. Uzun olan kablolu bu taraf sağdaki,
Kısa olan kablo ise hemen karşısındaki sokete geliyor zaten. Şu sökmüş olduğumuz filmi de burada işte kulaklık girişi olsun, USB girişi olsun, onların bağlantısını sağlayan parça. Filmi şöyle yerine oturtup güzelce, daha sonra o siyah parçayı üstüne bastırdığımız zaman herhangi bir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Şimdi ben diğer vidalarını takacağım. Hard diskimizi takacağız. Daha sonra bilgisayarımızı kurma işlemine geçeceğiz arkadaşlar. Bütün vidaların montajlarını tamamladım. Şu an için herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Daha sonra şu klavye ve mousepad kısmını montajını yapmamız gerekiyor. Şu kısa olan filmi şuraya, şurada görmüş olduğunuz yere takmamız gerekiyor. Burada biraz görüntüde sıkıntı olabilir. Kusura bakmayın çünkü alan daralıyor. Filmi yerine oturtup tırnağını basmamız yeterli. Sağlam bir şekilde oturttuğumuzdan emin olalım. Şimdi toplama işlemini yapmayacağım arkadaşlar. Şöyle, daha doğrusu şunları basayım. Burası tam otursun. Arka vidalarının sıkma işlemini daha sonra gerçekleştirelim. Herhangi bir sıkıntı olursa açmamızda bir problem olmasın. Böyle kenar kısımlara bastırarak tamamen oturtmamız gerekiyor. Eski normal hard diskimiz ve RAM'imiz burada arkadaşlar. Şimdi daha öncesinden hazırlamış olduğum yine Windows 10 kurulu bu USB'mizin içerisinde. Bunu Windows'un kendi sitesinden hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben videonun açıklama kısmına onun linkini de bırakayım sizler için. Oradan kendiniz halledebilirsiniz. Evet, BIOS ekranımız geldi arkadaşlar. Muhtemelen ESC del tuşuyla sürekli bastım. Oradan geldi. Şu an bizim Kioxia SSD'yi de görüyor. Aynı zamanda SanDisk flash'ımızı da görüyor. Ben SanDisk'i seçiyorum. Kuruluma başlaması gerekiyor. Kurulum esnasında yine görüntüler alacağım. Şu an kurulum ekranına geldi. Burada ileri diyoruz. Şimdi yükle diyoruz. Herhangi bir D klasörü ayırmayacağım arkadaşlar. Tamamıyla hepsi C olacak. Yani yedek olayı zaten çok fazla D kullanılmıyor. Bu kısımlar biraz yavaş ilerlediği için fazla görüntü alamayacağım arkadaşlar. Windows 10 Pro kuralım. Sözleşmeyi kabul ediyoruz. İleri diyoruz. Özel yalnızca Windows'u yükle kısmını seçiyoruz arkadaşlar. Evet, burada SSD'mizi görebiliyoruz arkadaşlar. Normalde 480'lik ama biz 447'sini kullanabiliyoruz. Dediğim gibi herhangi bir D klasörü, yani ayrıyeten bir yedekleme için D yapmayacağım arkadaşlar. O yüzden direkt tek bir parça olarak C olarak kurulumu başlattım. Şu an Windows kurulumu başladı arkadaşlar. Bu kısım biraz zaman aldığı için burada videoyu keseyim. RAM ve SSD montajımız tamamlandı. Bir sistemimizi de kurduk. Gerekli ayarları falan hepsini ayarladım. Kısımları detaylı olarak çekmek istemedim. Bilgisayar oldukça hızlandı. Yani açılışı şöyle söyleyeyim. Bayağı yani dakikalar süren bir açılışı varken şu anda 10-15 saniye gibi çok kısa bir sürede açılışını gerçekleştirebiliyor bilgisayar. Burada ekranında da bir dağılmalar mevcut. Onları da ilerleyen zamanlarda değiştireceğiz. Evet, videomuz bu şekildeydi.
Umarım sizlere yardımcı olabilmiştir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.